bunaltan yaz sıcaklarında hepimizi ferahlatan, hayatımızın vazgeçilmez teknolojilerinden biri olan klimalar, bazı koşullarda dikkat edilmezse farklı hastalıkların ve sağlık sorunlarının nedeni haline gelebiliyorlar. Klimaların solunum yolu enfeksiyonlarından kas tutulmalarına, alerjiden felce kadar farklı sorunlara yol açabiliyor. Klimanın yanlış ve bilinçsiz kullanımı, özellikle kışın alışkın olduğumuz ama Yazın olur mu diye düşündüğümüz soğuk algınlığı, nezle, ateşli boğaz enfeksiyonları ve legioner yani klima hastalıklarının önemli nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Üstelik bu hastalıkların bazıları bağışıklık sisteminin zayıf olduğu bazı hastalarda, kronik hastalığı olanlarda, sigara kullanıcılarında ve 50 yaş üstü kişilerde ağır seyredebiliyor. Aynı zamanda alerjik bünyeli kişiler için klimalarda üreyebilen küf mantarları da alerjik rinit ve alerjik astıma yol açabiliyor. Peki klimalar nasıl oluyor da hastalıklara neden olabiliyor ve tedbir almak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kozyata Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Ceyda Erel Kırışoğlu klimaların olası risklerini şöyle anlattı. Birinci risk alerjiler. Yeterli bakım yapılmamış klimaların ortama soğuk hava üflerken içindeki tozları, küf mantarlarını, yani içinde bulunan alerjik etkenleri döfler. Bu durum normal kişileri etkilemezken özellikle alerji sorunu olan kişilerde şikayetlerin artmasına ve alerji ataklarına neden olabiliyor. Bazı hastalarda kuru öksürüğe hatta astım krizlerinin yaşanmasına yol açabiliyor. İkinci risk kas ağrıları ve felç. Yazın sık sık kas tutulmalarından ya da ağrılarından şikayet eden kişilere rastlanmasının nedenlerinden biri de klimalar oluyor. Klimaların üflediği soğuk havaya doğrudan maruz kalan kişilerdeki yüz sinir kılıfları etkilenirken ileriki etkilerde ödem yapabiliyor. Ancak bu durum yüz felcine de yol açabiliyor ki böyle bir durumda ilk yapılması gereken acilen en yakın sağlık kuruluşuna gitmektir. Üçüncü risk, solunum yolları enfeksiyonları. Klimaların korkulan etkilerinden biri solunum yolu enfeksiyonlarına yol açması olduğunu söyleyen Profesör Doktor Ceyda Erel Kırışoğlu, klimaya bağlı solunum yolu enfeksiyonları yaşanmasının İki nedeni olduğuna dikkat çekerek şunları söylüyor. Dışarıda çok sıcak bir hava varken içeride klima yüksek soğukluk derecesinde kullanmak bazı riskleri de beraberinde getiriyor. İç dış sıcaklık arasındaki yüksek farklılık ani ısı değişikliği etkisine, aynı zamanda sürekli soğuk ve kuru havaya maruz kalmak vücut direncinin düşmesine yol açar. Bu da kişinin hastalığa davetiye çıkarması gibi bir durumdur. O nedenle tedbir alınmalı, klima ile dış sıcaklık arasındaki farkın en fazla 7 derece olmalıdır. İkinci neden ise klimanın çalışırken içindeki bazı bakteri ve virüsleri havaya üflemesidir. Bunlar solunum yoluyla kişiye bulaşır. Havayı serinletirken aynı zamanda kurutan klimalar üst solunum yollarında faranjit, burun tıkanıklıkları ve sünüzit gibi hastalıklara yol açıyor nezle, grip gibi hastalıkların yanı sıra halk arasında klima hastalığı olarak bilinen ağır sağlık sorunlarına yol açabilecek hastalıklar da görülebiliyor. Peki yazın vazgeçilmezlerimizin başında gelen klimaların sağlık risklerinden uzak durmak için hangi tedbirler alınabilir? Profesör Doktor Ceyda Erel Kırışoğlu klima hastalıklarından uzak tutacak 9 önemli öneriyi şöyle sıraladı. 1. Odanız ne çok soğuk ne de çok sıcak olmalıdır. Klimanızı 22 ila 25 arası bir dereceye sabitleyin. 2. Odanız sıcakken klimanızı ani bir şekilde çok soğuk dereceye getirmeyin. Isıyı yavaş yavaş düşürün ki vücut sıcaklığınız ani düşmesin. 3. Dış sıcaklık ile klima çalışan odadaki sıcaklık arasındaki farkın en fazla 7 derece olmasına dikkat edin. 4. Klimanızın üfleme gücünü en fazla sabit ve orta seviyede tutun. Aniden yükselttiğiniz üfleme gücüne maruz kalmanız vücut sıcaklığının ani düşmesine, kaslarınızın da olumsuz etkilenmesine neden olur. 5. Klimanızın üflediği noktada bulunmaktan kaçının. Doğrudan klimanın üflediği yerde bulunmak sizi o an ferahlatsa da çok zararlıdır. 6. Çok terlediniz, çok sıcakladınız ve yüzünüze püfür püfür etsin istiyorsunuz. Ancak klimayı yüzünüze doğru üfletmeyin. Bu hem yüz felcine hem de içinde varsa hastalık etkenlerini hızlıca solumanıza yol açabilir. 7. Kuru hava sağlığa zarar verebildiğinden nem dengesini sağlayan klimaları tercih edin. 8. Klimaların yeterli düzeyde solunum yollarınızı nemlendirememe ihtimaline karşılık bol bol su için. 9. Bakımı titizlikle yapılmayan klima sularında bakteri üreyebileceğinden klima ve havalandırma sistemlerinin filtrelerini her yıl değiştirip bakımlarını yapın.